Yeni bir Tıbbın Nebevi programına hoş geldiniz. Değerli izleyiciler, bugünkü konuğumuz Sayın Doktor Zekeriya Gür hocamız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Sağ Ayaklarınıza olun. Sağlık. Bugün hangi konuda seyircilerimizi bilgilendireceğiz hocam? Şimdi ben fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanıyım. Aynı zamanda sağlıklı yaşam danışmanlığı yapmaktayım. Evet. Yani sağlıklı hayat fizik tedaviyle de zaten iç içe. Fizik tedavi branşının ilgilendiği rahatsızlıklar, efendim, bu rahatsızlıklardan korunma yolları, fizik tedavi branşı olarak uygulanan tedaviler ve tıbbı nebevi ile bağlantılar zaman zaman göndermelerde yaparak elimiz döndüğünce sağlığı korumak, yardımcı olmaya çalışacağız. Sağlığı korumak, koruyucu hekimlikle ilgili konuşacak olursak zaten koruyucu hekimlikte Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmamak pek mümkün değil. Yani evet, yaptığımız bütün yöntemlerde, hatta yeni modern tıbbın metotlarının içerisinde yapılan bir şey vardır ki bir bakıyoruz ki Peygamberimizin hayatında var. Yani evet, çok az yemek meselesinden tutun da hareket etmek. Hatta bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hareketsiz duran birisine selam vermediği, dönüşte selam verdiği ile ilgili bir şey anlatılır. Burada hareketin önemini Resulullah evet sallallahu aleyhi ve sellem çok muazzam bir şekilde dile getirmiş. Biz yüzlerce yıl sonra olsa da hareketin önemini bugün fizik tedavi uzmanlığınız olduğu için bu açıdan bakacak olursak hocam, fizik tedavinin insanlara sunabileceği yaşam kalitesinin artırılmasında koruyucu hekimlikteki katkıları ne olabilir? Şimdi bir defa fizik tedavinin tarifiyle başlarsak işe, fizik tedavi branşı, medikal tedavi boyutu da olmakla beraber fiziksel ajanları kullanarak kişiyi rehabilite eden meslek branşıdır, tıp branşıdır. Rehabilite de kaybettiği fonksiyonları kazanması ve hayata adapte etmesi anlamında. Yani misal olarak ortopedi bir kırıkta, bir çıkıkta redükte eder veya ameliyat eder ama ameliyat sonrası hareketsizliğe bağlı kaslarda zayıflama olur, hareket kısıtlılığı olur. Ne olur? Fizik tedaviye gönderir rehabilitasyon için. Yani böyle baktığımızda fiziksel ajanlar neler? Fiziksel ajanlar da yüzeyel ısı, derin ısı, elektroterapi ve egzersiz. Masaj, manipülasyon vesaire gibi daha ayrıntılı şeyler var da. Yani hareket sağlığı korumada çok önemli. Çok. Fizik tedavide de en çok önem verilen noktalardan biri de bu egzersiz. Yani eklemin hareket açıklığını koruyacak. Evet. O eklemin hareketini sağlayacak kasların güçlendirilmesi. Yani maksat bu. Fonksiyonları korumak fizik Anladım. Tedavide maksat. Peki hocam, fizik tedavideki tedavi kısmı doğru bir tanımla. Yani fizik tedavide yapılan uygulamalar tedavi için bir yöntem midir? Yoksa koruyucu hekimlikle daha sanki ilgiliymiş gibi bir algı var. Bunun tam izahı uzmanlığınız olmasa hasebiyle siz daha şimdi bir defa modern tıpta da kabul edilir ki koruyucu hekimlik tedavi hekimliğinden daha önemlidir, daha önce gelir, daha ucuzdur. Her şeye maddi gözle bakan modern dünyada da iş gücü kaybı vesaireyi düşünecek olursak o zaman koruyucu hekimlik daha ön plana çıkıyor. Yani fizik tedavinin içerisindeki egzersiz, aktivite, günlük yaşam egzersizleri, aktiviteleri zaten koruyucu hekimliğin bir parçası. Bir de çalışırken hastalanmamak adına ergonomi, her mesleğin, her işin vücuda aşırı yük bindirmesini önleyecek şekilde, sakatlanmasını önleyecek şekilde çalışmak. Yani iş güvenliğinden tutun da işte diğer şeyleri. Bunlar da aslında fizik tedavi ile iç içe olan uygulamalar, olması gereken şeyler. Yani bedenen çalışmadığınızı düşünseniz bile siz diyelim bir televizyon programcısı olarak sabahtan akşama stüdyoda hareketsiz belli pozisyonda durduğunuzda bir süre sonra sırtınızda, boynunuzda, belinizde, ekrana bakmaktan gözünüzde bir sürü sıkıntılar ortaya çıkacak. İşte bunların önlenmesine yönelik egzersizler, fizik tedavi hekiminin vazifesi sizi uyarmak, tavsiye etmek. Yani sağlığınızı korumak adına bir defa sizin birinci vazifeniz dikkat etmek olarak ama bunların hepsi işte koruyucu hekimlik ve fizik tedavi alanına giren şeyler. Fakat ilerlemişse
kireçlenme oluşmuş veya fıtık oluşmuşsa, evet, sizin günlük hayatınızı, mesleki faaliyetinizi zorlayacak, yaşam kalitenizi kısıtlayacak seviyeye gelmişse de, o zaman egzersiz, ama egzersiz yaparken ağrınız var. O evet, egzersizin belli açıyla belli şekilde yaptırılması lazım. Belki önce ısıtılması lazım kasların, o bölgenin. Orada da işte fiziksel ajanlarla fizik tedavi uzmanı ve yardımcı tedavi elemanları, işte fizyoterapistiyle, fiziksel uygulamalarıyla, demin saydığım yüzeyel ısı, derin ısı, evet, gibi masajla sizi o fonksiyonu, o kasın, o eklemin fonksiyon kazanmasını, sizin günlük hayatınızı rahat şekilde yürütmenizi sağlamak orada mümkün olabilir. Rehabilitasyon ekibinin görevi. Görevde. Yani fizik tedavi doktoru yönetimindeki. Toplumda çok yaygın olarak bel fıtığı ve boyun fıtıklarına çok çok rastlıyoruz. Burada muhakkak herhalde izleyicilerimizin içerisinde en çok muzdarip oldukları iki konu da bu. Bel ve boyun fıtığı konusunda fizik tedavinin katkısı ne olabilir? Burada hastalarımız ne yapmalarını tavsiye edersiniz hocam? Şimdi güzel bir noktaya temas ettiniz. Meslek hayatında benim en çok karşılaştığım fizik tedavici olarak bel ağrıları. Dünyada da yapılan zaten istatistiklerde, çalışmalarda nezle gripten sonra insanların iş gücü kaybına sebep olan birinci hastalık bel ağrıları. Bel ağrıları deyince işte mekanik bel ağrısından tutun da cerrahi müdahale gerektiren bel fıtıklarına kadar hepsi bu kapsamda. Evet. Ve bu işte bel, 33 tane omur, tuğlayı düşünün, üst üste dizilmiş. Belli eğrilikleri var. Boyunda bir servikal lordoz dediğimiz, sırtta dorsal kifoz dediğimiz bir eğrilik, belde lombar lordoz dediğimiz. Ama o ağırlığı düzgün şekilde yere aktaran bir yapı. Ve bu hiçbir beşeri aletin yapamayacağı hareketleri yapabilecek kabiliyette bir yapı. Bunları saran işte zarlar var, fasya diyelim, tendonlar var bağlayan ve hareketi sağlayan kaslar var. Aralarda esnekliği sağlayan diskler var. Yani fizik kurallarına göre çok riskli bir yapı. Ve dünyada zaten insandan başka da böyle iki ayak üzerinde yürüyen omurgalı bir yapı, bu kadar hareket kabiliyeti olan başka bir yapıda yok. Boşuna Allah-u Teala halaknahum fi ahsani takvim demiyor hocam. En güzel biçimde yarattık yani, diyorsa. Amenna, amenna. Yani hem kabiliyet ve ruh olarak ahsani takvimde yaratılıyor, hem de fiziksel olarak, biyolojik olarak da öyle bir harika. Şimdi bir Arapça ibare geldi aklıma. Yanlış söylersem düzeltin. Leyselil imkan ebdeu mimma kane diyor. Yani evet, Cenab-ı Hak neyi yaratmışsa en mükemmeli, daha onun başka türlü mükemmelleştirilmesi mümkün değil. Yani şu insanın gözünün yeri, eklemlerinin açıklığı, fonksiyonları vesaire ebdeu mimma kane. Yani başka türlüsü daha, mümkün daha, olmayan bir yapıda. Daha iyisi mümkün olmayan bir yapı. Evet, evet. Ama şimdi basit bir aleti bile, şu kalemi bile aldığınızda belli bir kullanım şekli var. Evet. Yani şunu uzun müddet kullanmazsanız tutukluk yapar, çalışmaz olur. Fazla kullanırsanız yıpranır. Arabanızı milyarlar verip aldığınız arabanızı 6 ay kullanım talimatlarına uymayın. Bakıma götürmezseniz, ya kullanmadım, garantisi gidiyor. 6 ayda kullan kullanma, hem de özel serviste bakıma girecek. Şimdi şeye gelecek olursak, evet, tıbb-ı nebeviye. Şimdi insanlığa gelen en doğru bilgiler ve ilk doğru bilgiler bir defa semavi kaynaklı. Çok güzel hocam. Yani semavi kaynaklı. Şimdi direkt kaynaktan. Direkt kaynaktan. Ya şimdi bir makineyi yapan ustasından iyi bilen olur mu? Aslında. Cenab-ı Hak yaratmış, dünyaya göndermiş, arkasından da peygamberlerini göndermiş. Ha, bunlar unuturlar, dinlemezler. Bir de yazılı eserler göndermiş, kitap göndermiş. Şimdi en son şekliyle, en mükemmel şekliyle elhamdülillah ümmeti olmakla şeref duyduğumuz ve dün Mevlid'in idrak ettiğimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bütün bu beşerin tekamülü ile beraber en mükemmel dini, en mükemmel ve daha değişmeyecek şekliyle Kur'an-ı Kerim ile beraber bize hediye eylemiş. Ha, burada bize düşen bunu anlamak ve hayata geçirmeye çalışmak. Yani
Bernard Shaw'un olsa gerek bir sözü var. Ben Bediüzzaman Hazretleri'nin eserlerinde görmüştüm gerçi o sözü de. Diyor Müslümanın namazı 2000 yılı ordinarius profesörlerinin reçetelerinde yer alacaktır. Ben çocukluğumda okumuştum bu sözü de. Ya bu ne demek diye düşünürdüm. Ya Allah nasip etti doktor olduk, fizik tedavi uzmanı olduk. Şimdi bakıyorum namazın hareketlerine bizim insanlara yaptırmaya çalıştığımız, yapın dediğimiz egzersizlerin hepsini emrediyor. 7 yaşında alıştırmaya başlayın diyor, 12 yaşında zorlayın diyor. Yani hep derler ya haşa Allah'ın bizim ibadetimize mi ihtiyacı? Ya haşa zaten Allah'ın bizim ibadetimize ihtiyacı yok. Bizim kulluğa ihtiyacımız var ama tıbbi olarak da, fiziksel olarak da, biyolojik olarak da o harekete bizim ihtiyacımız var. Hocam şimdi ben bunu şimdi doktor olarak anlıyorum yani. Evet hocam, fizik tedavi uzmanları veya işte sağlığı korumakla ilgili dünyada çıkan bir sürü bu alanda kendini yetiştirmiş doktora bakıyoruz. Diyor ki bir saat kesinlikle günlük bir spor yapılması lazım. Yani Allah'ın emirlerine baktığımız zaman namaz ibadetleriyle bir saate tekabül ediyor. Evet. Yani bu buyurduğunuz üzere ve üstadın da bahsettiği... Asgari hareket sınırı o. Evet. Şimdi bir fizik tedavi kongresinde çok dikkatimi çekmişti. Yaşlı bir yabancı profesör size tavsiyem dedi. Şimdi geriatri de fizik tedavinin alanı. Yani yaşlılık bilimi, evet. Sağlıklı yaşlanma. Dedi ki köpeğiniz olmasa da her sabah köpeğinizi gezdirin. Adamın sözüne bak. Köpeğiniz olmasa da her sabah köpeğinizi gezdirin. Ve çok güzel bir söz ki 20 sene geçti üzerinden bu benim aklımda. Ve ben bunu diyorum ki ya kardeşim yani namaza inanmasan dahi buna herkesin var. Kiminin meditasyon diyor, kimisi bilmem işte karma diyor, bilmem ne diyor. Rahiplerin işte Tibet'in herkesin bir hareket şekli var. Ya şu namazın hareketlerini namaz kılamasan dahi yapmak sana çok büyük tıbbi, fizyolojik fayda sağlar. Herhalde inanarak yapmak belki de hani inanmadan da yapsa bu dünyayı veya sağlığını koruyabilir. Ama inanarak yapsa ya ebedi inanarak hayatını yap, zaten o inanarak yapılması lazım. Spor niyetine ibadet olmaz ama ya Allah o kadar şefkatli ki evet. Emrettiği o dünyevi 5 dakikalık bir külfeti olan ibadette 5 saatlik mükafat veriyor. Şimdi ben fizik tedavici olarak hastam geldiği zaman diyelim ki dizlerini hareket açıklığını incelemek için muayene ediyorum. Bazen genç hasta oluyor. Hareketlerine bakıyorum. Ya Allah Allah diz katlanmıyor. O yaşta kıkırdakları daha aşınmamış. Eklem sıvısı azalmamış. Bu hareket niye kısıtlı? Ha belli pantolonda hiç secde izi yok. Belli ki alnı secdeye cumadan cumaya gidiyor. Yani elhamdülillah toplumumuzun %90'ı Müslüman şey yapıyor. Saygı gösteriyor şeyi de. Ama kendisi faydalanamıyor. Hmm. 70 yaşında yine geliyor, muayene ediyorum, dizleri ağrıyor, yürürken baston kullanıyor. Ama hareket açıklığına bakıyorum, saat gibi çalışıyor. Eklem gayet güzel çalışıyor. Ama kıkırdaklar aşınmış, hareketini korumuş. Bakın kıkırdaklar aşınmış. Biraz da kilo varsa basınç oluyor, ağrısı oluyor. Evet. Şimdi ben şuna karşı çıkıyorum fizik tedavici olarak. Yani akut sıkıntılı durumlarda namazını hemen işte sandalyede kıl bilmem ne o tamam ama yani o dizi gayet hareketi gayet güzel. Diz üstü oturmakta hiçbir sıkıntısı yok. Dejeneratif osteoartrit var işte gonartroz diyoruz. Kireçlenmeler yanlara taşmış ama eklem yüzeyi pırıl pırıl. Ona bir iki egzersizle kasları güçlendirmeyi öğretecek yerde. Evet. Ondan sonra aman sen namazını sandalyede kıl. Bunu bir süre sonra o hareketi yapmayınca iyice hareket kabiliyetini kaybediyor. Maalesef hocam bizim bu tıpçılarda mesela Ramazan ayında da çok ben muzdarip olduğum bir konu. Bütün hastalarımız arıyor şunu söylüyorlar. İşte efendim işte tansiyon hastasıyım ilaçlarımı kesmem gerektiğini doktor söyledi. Şeker hastasıyım kesmem gerektiğini söyledi. Kesmemem gerektiğini. Kesmemesi gerektiğini oruç tutmaması özür diliyorum yanlış telaffuz ettim. Yani o zaman orucun oruç tutunsa hat bulun ifadesi nerede kaldı? Eğer bu insan buna inanıyorsa şimdi halkın inandığı ile çoğu zaman bilimin inandığı arasında biraz bilimin değil aslında uygulamalarda bir şeylik oluyor.
bir problem olabiliyor. Tansiyon hastalarının tamamında oruç tutmasının yasak olabildiği ile ilgili söyleniyor. Şimdi fizik tedavide hastayı makineye bağlıyoruz ama bir namaz kılı veya namaz kılarken sandalyede kılmaması gerektiği konusunda yeteri hassasiyeti gösteremiyoruz. Yani bunu bu konuda bir ciddi bilgi eksikliği bu konuda var. Evet hocam. Yani bir de şu var. Hani tıpta artık klasikleşmiş bir söz vardır. Hastalık yok, hasta vardır. Yani tedavi kişiye özeldir. Şimdi bütün meslektaşlarımızı itham etmiyorum. Yo, estağfurullah. Yani kişinin dizini kıvırmadan gitmesi gerektiği, işte namazını dizlerini katlamadan kırması gerektiği durumlar da var. Tansiyon veya şeker ilacı, işte oruç tutarken hani dozunu ayarlayıp iftara sahura yapamayacağı durumlar da olabilir. Ama bunlar çok azdır. Çok da fazla değil. Fakat o gözle, o insanın nazarıyla bakılmadığı için biraz bu iş hafife alınır. Ya sen hastasın, kılma. Yani tutma. O konuda hassas davranmak lazım. Öyle davranmayınca hastaya zarar veriyor. Hasta, ya bana doktor tutma dedi ama ben ölürsem öleyim deyip tutmaya kalkan insan oluyor. Hı. Halbuki sen hekimsin. Senin vazifen o kişiye özel bir tedavi protokolü düzenlemek. Ona orucunu tutturmamak değil, orucunun tutmayı sağlamak. Hastanın ne kadar inandığını mesela sorgulamadan tutmayacaksın diyor oruç. Oysa belki de siz bir travmaya sebebiyet veriyor. Belki o üzüntüsünden tavsiye ettiğiniz hasta orucunu tutamadığı için ayrı bir problem yaşayabilecek. Stresten dolayı ayrı bir kalp krizine bile sebebiyet verebilir. Aynen öyle. O çektiği vicdan azabı daha büyük direnç düşmesine sebep oluyor. Ben işte Allah nasip etti. Hacı Umre'ye de gittim. Orada yani görevli olarak da gittim. Doktorluk yapıyordum. Yahu Türkiye'de ne bileyim bir 15 dakika yürümeye mecali olmayan veya hekim olarak izin vermeyeceğimiz insanları orada hem de o şartlarda güneşin altında saatlerce yürüyebildiğini gördüm. Sıkıntısı. Yani istek, inanç, motivasyon insanda nasıl bir güç sağladığını orada bir fiil görüyorum. Ve hatta döndükten sonra da bazı Türkiye'de hastaları muayene, ya hocam orada hiçbir şeyim yoktu, buraya geldim bu sıkıntılarım başladı diyen insanlar görüyorum. Yani inanıp da onun hayatına uygun, inandığı, istekli olduğu tedavileri verdiğimiz zaman hastanın da moral, motivasyonu, psikolojiyle fizyolojisi bütünleştiğinde sonuç fevkalade oluyor. İnsanların psikolojisini de düşünmek, onlara dikkate almak, inanç değerlerini de dikkate alarak bir yaşam biçimi sunmak gerektiği konusunda vurgu yaptık. Teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Kireçlenme çokça sık duyduğumuz bir rahatsızlık. Nedir hocam? Bu konuda kireçlenme problemi olan insanların yapması gereken neleri öneriyorsunuz? Şimdi halk arasında kireçlenme denen bizim işte enflamasyon arkasından yani o mikropsuz iltihap, sonra kıkırdak eklem yüzeylerindeki dejenerasyon, sonra etrafta kalsifikasyonlarla eklem hareketinin kısıtlanması, eklem hareketlerinin ağrılı hale gelmesidir. Şimdi bunları bir defa önlemeyle işe başlamak lazım. Şimdi bu tür şeylerde bir, genetik yatkınlık önemlidir. Tamam, bazı insanlarda romatizmal hastalıklara bir ailede yatkınlık olabilir. İkincisi, kilo, fazla kilo. Yani şu sandalyenin bir taşıma kabiliyeti var. 100 kilo, 150 kiloyu taşır. Buna 175-180 kiloyu koydunuz mu her gün, bir de sağa sola döndünüz mü, haliyle erken aşınır. Yani insandaki kireçlenme bunda daha erken meydana gelir. Bir de yeterli hareket etmemek. Aşırı hareket de dejenerasyona sebep olur. Aşırı hareketsizlik de. Şimdi çocukluktan itibaren, demin misal verdim ya, şimdi şeyi 40'ından sonra icabında namaza başlamaya meyleden, başlayan, daha düzenli kılmaya başlayan insan var. Bu çocukluktan itibaren namaz kılan bir insandaki hareket kabiliyetini tabii ki dizleri gösteremiyor. Veya o demin oruç misali verdiğiniz ilaçlarda. Şimdi hekim olarak bunun kilosunu, şekerini, tansiyonunu, yani tansiyona, şekere sebep olan kilo beslenme faktörlerini düzeltip ilaçla
sonra takviye edip regüle ederseniz oruç tutarken de o ilacını da tek dozla kullanarak etkilenmeden orucunu da tutabilir. Yani hekim olarak benim görevim onun yaşam kalitesini artırmak. Yani bir insanın inanan, ibadet yapmak isteyen bir insanın ibadet yapamaması yaşam kalitesinde çok büyük kayıptır. Çok büyük depresyon sebebidir. Yani onları şey yapmak. Şimdi dejeneratif hastalıklar da böyle. Beslenme, kilo, hareket. Bu üç temel faktör. Ve istisnasız genetik yatkınlık olur, cinsiyet olur bilmem ne. Ha, elde olmayan travmalar, geçirilmiş rahatsızlıklar, enfeksiyonlar. Bunlar da o kireçlenmeleri daha erkene alıp alevlendirebilir. Koruyucu olarak bunlara önceden tedbir almak. Tedavisinde ise yine demin söylediğimiz gibi tamam ilaç. Yani gerekli ama bu ilaçlar da yani kaş yaparken göz çıkarmayan, efendim enflamasyonu azaltırken mideyi bozmayan, cinsel performansı sıfırlatmayan, yani o tür zararsız ilaçları hastaya göre, kişiye göre dozunu, takibini ayarlayarak hekim vermesi lazım. Ve süreyi de ona göre iyi geliyor diye, ağrı duymuyorum diye habire leblebi gibi ilaç içmeye devam ederse o zaman başka taraftan kaybeder. Ağrı duymaz ama bir de ağrı vücudun sigortasıdır. Yani ağrıyı hissetmezseniz, mesela ben şu yüke zorlandım, şuraya sıkıştı. Ağrı duymazsam burayı uyuştururum, gangren ederim ben. Ağrı duyacağım ki, işte Allah öyle bir şey vermiş, problemi duyunca hissetme. Tedbirini alıp kolumu çekerim. Yani ağrı da, diğer ağrılar da böyle. Yani insan sağlığını, sıhhatini, vücudunu koruması için limitlerdir. Ha, bu günlük hareketlerini, günlük hayatı kısıtlayacak derecede olmaması lazım. Peki hocam, geleneksel olarak kireçlenme, bel boyun fıtığı, ama tabii bel boyun fıtığında da çok yoğun tavsiye ediliyor. Ben geleneksel reçeteleri, yüzlerce yıl önceki kitapları çok okuyor. Bunlar üzerinde araştırma yapıyor. Bunları bilimsel zemine taşımaya çalışıyoruz. Bununla ilgili karşıma çıkan birçok gıda unsuru var. Bu konuda bugünkü fizik tedaviciler veya bu konuda sizin yaptığınız bir araştırma var mı hocam? Mesela kuşburnu B vitamini ve C vitamini açısından zengin olan bir gıdadır ve eklem harabiyeti, kireçlenme problemlerinde çok etkin olduğu ile ilgili iddialar var. Bunu teyit eden de bir kısım bilimsel çalışmalar var. Bu konuda yeterli miktarda bir önerisi, kuşburnun önerisi mümkün olabiliyor mu, tavsiye edilebiliyor mu hocam? Şu an kuşburnu kökenli ilaç firmalarının hazırladığı preparatlar var ama bildiğim kadarıyla henüz Sağlık Bakanlığı SGK ödeme kapsamına girmedi. Peki o zaman ben geleneksel reçeteyi sunayım. Yani bu konuda eğer modern tıpta bir ürün tavsiye edilirse muhakkak ki hekimler bunu tavsiye edecektir. Kuşburnu marmelatı hocam. Evet. O bir ekstra etme yöntemidir. Yani kuşburnunu kaynatılıyor. Anadolu'da çok yaygın olarak yapılıyor. Ve kaynatılan kuşburnunun yüksek miktardaki suyu kaynatılarak içerisindeki aktif madde bileşenleri suya çıkartılmaya çalışılıyor yüksek ısıda. Daha sonra suyu buharlaştırılıyor ve kalan malzeme ekstrat olarak kalabiliyor. İşte bu kalan malzeme bizim kuşburnu marmelatı olarak adlandırdığımız şey. Bunun tüketilmesi durumunda kireçlenmede çok etkili olabildiğini ben hem hastalarımdan hem tavsiye ettiğim insanlardan hem geleneksel reçetelerden çokça duydum. Evet. Bu konuda değerli izleyicilerimiz için bir öneri mahiyetinde olsun diye eklemek istedim. Peki hocam, paça için ne diyorsunuz? Ayak paça, eklem harabiyetinde yüzyıllardır dedelerimiz, ecdadımız hep bunu bize dile getirirler. Bu konudaki önerileriniz ne olabilir? Tavsiye eder misiniz hocam? Şimdi derman hadden geçse dert getirir diye bir vecize var. Yine ölçü. Ölçülü olacak. Bir de demin dediğim yani paçada gibi, ölçülü olmasa ne olabilir hocam? Ya paçada kilo alırız herhalde yani paça. Demin mesela marmelatta da öyle. Evet. Ya bunu sağlıklı olarak kireçlenme problemi olmadan makul ölçüde yemek lazım, kullanmak lazım. Ondan sonra ilaç olacak diye yarım kilo birden yerseniz tamam kıkırdak güçlenirken yük de artacağı için zararı faydayı götürür. Belki içerisinde paça, şeker, glikozamin, kondroitin, ya bunlar şeyin ham maddesi zaten. Bunu tabii ki şifadır. Ama yediğiniz değil, hazmettiğiniz şifadır. Hazmedeceğiniz miktarı şifadır. Paça çok iyi hazmediliyor hocam. Sarımsakla destek verdik. Vücudun bir hazmetme kapasitesi var. Evet.
Yani bunu kiloyla değil, her günde olsa, yani o kırıkta, kırık sonrası vesaire, yani preparat olarak satılıyor. Glikozamin sülfat, kondroitin sülfat. Bakın glikozamin. Şimdi demin dediğim gibi fayda sağlarken ne oluyor? Oradaki glikozamini kiloya sebep oluyor. Benim hastalarımdan ya hocam bu iyi geldi ama kullanmaya başladıktan sonra kilo arttı diyen bir sürü insan var. Bir kiloda bele fiziksel olarak 5 kilo yük yansır. 5 kilo aldığı zaman bir insan 25 kilo beline ekstra yük biner. Hocam biz insanları bu konuda ürkütmeyelim. Ama bu ölçüyü söyleyebilirsek insanlar hani sanki paça tüketmek böyle bir ciddi bir problem. Yok yok ben kilo aldırmaz bir defa paça yani ben tatlıyı kastettim veya fazla yemeği kastettim. Evet. Yani her gün manasında değil. Vücudun kullanacağı miktarda. Şimdi ben glikozamin sülfatı insanlara tavsiye ederken bunun ham maddesi olan en fıtri halinde paçayı nasıl içmeyin derim. Bir de yani ben kendim yerken siz de şahitsiniz. Bu paçayı yani size nasıl yeme derim. Ama burada tutup da beyaz ekmekle üstüne tatlıyla bilmem neyle şey yaptın mı o zaman paçanın faydası da gider. Evet. Yani ölçülü olmak lazım. Dengeli olmak lazım. Aşırılığa kaçmadan. Ha bir de benim nazarımda Hipokrat'ın en az yemini kadar önemli bir sözü var. İlaçlar gıdanız değil diyor. Gıdalarınız ilaç olsun. Gıda gibi avuç avuç ilaç yemeyin. Yediklerinizi ilaç gibi yiyin. İbn-i Sina ne diyor? Şifa hazımdadır. Yediğin zaman az ye, taam üzerine yeme. Hocam Hipokrat'ın bu söylediğini Sağlık Bakanlığı umurunda bile değil. Türkiye'de 17 yıldır değil 50 yıldır bu ülkenin ne gıdaları ne tıbbi bitkileri. Gıdaları demiyorum hocam. Evet. Tıbbi bitkileri dahi ilaç olamayacağı gibi olmasına da müsaade edilmiyor. Bunlar piyasadaki şarlatanlardan zan altında bırakılarak bir sektör yok ediliyor. Maalesef böyle de bir şey yapılıyor. Ama tabii halka burada biz öneri olarak ne tavsiye edebiliriz? Aman bari halkımız bu işe inanan insanlar gıdalara ulaşmak cihetiyle bu konuda bir fayda istifade etsinler. Maalesef evet Hipokrat'ın o sözü çok çok önemli ama çok dikkate alınmıyor. Hatta söyleseniz herkes aa çok güzel o çok falan ama herkes bunun düşmanı maalesef. Bugün bilim adı altında bu meseleyi zan altında bırakılmış ve gerçekten ilaç devlerine bu pazar bir şekilde bırakılıyor. Maalesef ama şöyle bir hikaye anlatılır. Adamın biri sabah deniz kıyısında yürürken koşarken dalgalarla deniz yıldızları kıyıya vurmuş. Evet. Yani milyonlarca. O yürüyen adam da alıp her adımda bir tane denize atıyormuş. Oradan birisi de demiş ya sen ne yapıyorsunuz? Yaptığın boş iş. Nasıl demiş? Ya ne değişecek ki milyarlarca deniz yıldızı kıyıya vurmuş. Sen bunları hepsini denize ulaştıramayacaksın ki. Ne değişecek demiş. Valla benim denize attığım için, denize ulaşan için çok şey değişecek. Diğerlerine gücüm yetmez. Şimdi benim devlet gücüm politikası veya Sağlık Bakanlığı veya ilaç firmalarından ne sözüm geçer ne gücüm geçer. Ama beni naçizane dinleyen insanlara hayatımda uyguladığım şeyleri söylüyorum. Yani modern tıp mensubuyum. Karşı değilim. 33 yıllık hekimim. Buradan ekmek yiyorum. Ama yani doktora düşmeden sağlığınızı korumaya çalışın. Doktora düştüğünüz zaman da doktorun söylediği tavsiyeleri yerine getirerek aşırıya kaçmayın. Aynısını burada, hocam Allah razı olsun yani bu bir ölçüdür bizim için. Bütün Müslümanlar için bilim insanı demeyeceğim ama ilim insanları için bu bir ölçüdür. Biz neticeyle mükellef değiliz. Bir şeyi başarmak efendim ilacı illa ruhsatlandıracağız diye bir şartımız da yok ama bu şikayetimiz yok ama derdimiz var. Bu ülke evlatlarının, yerli sermayenin, milli sermayenin bu konuda bir derdi var. Bir şekilde yukarısının algısı istedikleri doğrultuda yönlendirilebiliyor ve maalesef bu ülke için ciddi bir eksiklik. Keşke insanlar daha fazla istifade etse, keşke ilaç kullanımı çok çok daha asgari bir rakama düşürülebilse. Bundan dolayı da oluşabilecek yan etkilerin büyük bir oranda tamamen ilaç sanayisinde dışarıya bağlıyız. Belki işte yıllık 70 milyar dolar yerine bu 40 milyar dolar, 30 milyar bu milli servet değil mi? Bu ülkenin evlatlarının parası değil mi? Yani bizim söylediğimiz bu doğrultuda. Evet, evet. Ama buyurduğunuz gibi neticeyle mükellef değiliz. Bugün dilimizin
yettiği kadar bir şeyi dile getiriyoruz. Yani gıdalarınız ilacınız olsun diyoruz ama gıdalar bozulmuş. Gıdalarımıza sahip çıkmıyor. Tarım, gıda, hayvancılık bakın gıdalarımıza sahip çıkılmıyor. Evet. Yani tahıl ülkesiyiz. Tahıllarımız bozulmuş. Tohumları dışarıdan geliyor. Yok bilmem ne. 40 defa rafine edilerek, 40 tane madde katılarak ondan sonra ekmek diye karşımıza getiriliyor. Yani inanın geçen bahçeye götürdüğüm bir beyaz ekmek vardı bir şey vesileyle. Hatta dışarıdan bazen böyle paça falan söylüyordum da onunla beraber gelen beyaz ekmek vardı. Götürdüm orada tavuklara falan vermek için. Kaç aydır gidip geliyorum onu da unutmuşlar içeride. En ufak bir küflenme, bozulma yok. Taş gibi kupkuru olmuş o ekmek. Yani ekmek bozulur. Yani niye yani, bozulmuyor? Yani rafine edilmiş de onun için. O ekmeği yediğiniz zaman veya şekerli gıdalar her şey rafine edilerek o zaman gıdalar ilaç değil gıda zehir oluyor. O zaman diyorum ki az yiyin, acıkmadan yemeyin, doymadan kalkın. Zehir de olsa az yiyince vücut halleder. Kesinlikle evet hocam. Kendinizi o şekilde korumaya çalış. Yine Tıbb-ı Nebevi'nin ölçülerine geri dönüyoruz. Burada gerçekten ölçü her şeyden az tüketmek. Evet. İlaç da olsa, gıda da olsa. Eğer bunu başarabilsek aslında muazzam bir şey olmuş olacak. Hocam. Ya en büyük koruyucu hekimlik. Yine mesela birebir aynı olmasa da bu sene Nobel ödülü, tıpta Nobel ödülü bir Japon bilim adamına verildi. Temeli otofaji, açlığa dayanan, açlıkla da alakalı olan bir çalışma yani. Hmm. 300 sene önce yaşayan Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın Marifetname kitabında gıda ile ilgili diyor ki nerede dert gördüm tokluktan, nerede deva gördüm açlıktandır. Ölçü. Bakıyorum ha o da hadis-i şerife dayanıyor. Şifa açlıktadır diyor. Hadis-i şerifte. Yani zaten biliyorsunuz haddim değil. Peygamber Efendimiz bir gün ashab-ı suffe açlıktan çıkıyor. Ya insanoğluna diyor belini doğrultacak kadar yemek yeter. Biz alışmışız ya Resulallah aziz dayanamayız deyince yani peygamber olarak değil kul olarak bizden biri olarak bunları söylüyor. Yani miden üçte birini yemeye üçte birini suya ayırın diyor. Ha, yeterlidir. Ha bugün için gıdalar bozulduğu için neyle dolduracağız? O zaman işte zararsız gördüğümüz gıdalarla doldurmaya, bozulmamış gıdalarla üçte birini doldurmaya çalışacağız. İnşallah kendimizi hiç olmasa birçok rahatsızlıktan korumuş oluruz. İnşallah hocam. Allah razı olsun. Bu ölçüler çok çok önemli. Bunları sık sık dile getirmek lazım. İnsanların alemine bunu sokmak lazım. Daha önceki yani Tıbb-ı Nebevi olarak biz birçok kez dile getiriyoruz ama bir bilim insanı tarafından bu söylendiği zaman bunun sadece ahireti kurtaran bir operasyon değil, dünyayı da kurtaran bir yöntem olabildiği algısı daha net ortaya çıkıyor. Allah razı olsun söyledikleriniz çok çok mühim. Sayın hocam, kemik erimesi için ne söyleyebiliriz? Kemik erimesine sebep olan unsur nedir? Bunun iyileştirilmesinde, desteklenmesinde veya fizik tedaviyle desteklenebilmesi mümkün mü? Şimdi çok enteresan. Hareket diyoruz ya, evet. Allah insan vücudunu harekete göre yaratmış. Biz fizik tedavici olarak karşılaştığımız bir durum. Bir taraf kırıldı, evet. Ameliyat edilmedi, alçıya alındı ve bir süre o eklemin hareketi kısıtlandı. O kemikler hareketsiz kaldı. Orada refleks distrofi deniyor, sempatik distrofi deniyor, işte südek atrofisi deniyor, tespit edildi doktor açısından. Orada kemik erimesi oluşuyor. Kemikten materyal transferi oluyor. Kemik, ya benim üzerime yük binmiyor, benim bu kadar yüke ihtiyacım yok diye kalsiyumunu şeyini atıyor, kemik erimesi oluşuyor. Şimdi bakın kemik erimesi bir, hareketsizlikten oluşuyor. İki, gıdaları aldınız. Bu gıdaların vücutta kullanılması lazım. Gıdaların vücutta kullanılması için de bazı kombinasyonlar lazım. Mesela D vitamini. Evet. Kalsiyum alıyorsunuz ama o kalsiyumun vücutta kullanılması için D vitamini lazım. D vitamini nereden? İşte hakiki tereyağından, hakiki yumurtadan yani otlayan, gezen hayvanlardan. Hakiki balıktan. Onları nereden alıyoruz bu zamanda? Bulamıyoruz. Başka? Güneşten alıyoruz. Ama şimdi güneş kremleriyle azıcık güneş göreceğimiz zaman yüzümüzü boyayınca o zaman
D vitamininin sentezlenmesine vesile olan güneş ışınlarını kesmiş oluyoruz. Oradan D vitaminini engelliyoruz. Hadi ki her tarafı kapattın gözden, iristen. İristen D vitaminini alabiliyorsunuz. Yani oradan aldığın ışınla vücutta D vitamini sentezlenmesine vesile olabilir. Peki neden toplumun yarısından fazlasının D vitamini eksikliği var hocam? Yaz tatilinden gelen, güneşlenen insanlarda bile. Peki neden hocam? Neden? Ya şimdi havamız bozuldu, direkt güneş alamıyoruz. Yani hadi açık havada, temiz havada güneşin dik geldiği saatlerde güneş ışınları alınması lazım. Ondan kaçıyoruz, uzak duruyoruz. Güneşe çıktığımız zaman aman gözümüz etkilenmedi, bir de güneş gözlüğü takıyoruz. Bir de hemen güneşlendikten sonra D vitamini cilt altında sentezlenip yüzeye geliyor. Tekrar oradan vücuda nüfuz ediyor. Evet. O sürecin tamamlanmasını engelliyoruz. Ve böylece toplumda büyük oranda D vitamini eksikliği var ve D vitaminine ihtiyaç duymayan organımız yok vücutta. Hocam bununla ilgili benim bir tespitim var. Bu konuda tıp dünyasının yanlış yönlendirme veya burada toplum tarafından yanlış anlaşılmasına sebebiyet veren bir yönlendirme şeyi var. Tıpın. Mesela bir örnek vereceğim. Farklı bir konudan bir örnek vereceğim. D vitaminine geleceğim. Biz insanları kolesterolle korkuttuk. Etten uzak tuttuk. Sonra B12 vitamini eksikliğinden toplum kırıldı. Evet. B12 vitamini eksikliğinin en büyük sebebi hani bu hem kırmızı etten uzak durmak. Yani tahıl, buradaki kaliteli tahıllarda. Kaliteli tahıl yok. Zaten kaliteli et de yok. Ama burada bir ölçü var. Bu ölçüyü bilmek lazım. Mesela yıllardır hatırlıyorsanız 5, 10, 20 yıl öncesine bakın. Güneş ışınlarının hep kanser sebebi olabileceği. Bize gözlük satan da bunu ayrı bir abarttı. Başka bir şey, doktorlar da ayrı bir abarttı. Cilt kremlere satan firmalar ayrı bir abarttılar. Ve toplumda güneşin çok zararlı olduğu algısı oluştu gerçekten. Bugün D vitamininden toplum kırılıyor. Yani buradaki aslında hekimlerin bu konudaki toplumun teveccühünü bilmeleri gerekiyor. Ben bir şeye şahit oldum. Bir hastam bana dedi ki hocam ben kemoterapi alıyorum. Ama kesinlikle karpuz, nar, greyfurt, limon kullanamam. Ya dedi ki sen bütün antitümör özelliği olan bütün gıdaları saydın. Hayrola bu işin sebebi nedir? Yani kesinlikle ben hocama sordum. Kesinlikle kullanamazsın dedi. Ya dedim ki hanımefendi bu işte bir problem var. Yani greyfurt da antitümördür, limon da antitümördür, karpuzda da antitümör var, üzümde antitümör var. Bunlar efendim kan sulandırıcı özellikleri varmış. Dolayısıyla kan sulandırıcı özelliği olan ısırgan için de aynı şeyi söylüyorlar. Kullanılamazmış. Peki nedir kan sulandırmak ile tümör arasında nasıl bir ilişki var? Böyle bir ilişki yok. Tabii biz bunu tavsiye eden hocamıza münasip bir dille ulaştık. Hocam, bildiğiniz bu konuda bir şey varsa lütfen bizi aydınlatın. Yani karpuz, limon, greyfurt bu nedir? Yani neden yasak? Dedi ki yok hani bu yasak değil. Sadece kemoterapi aldığı süreç içerisinde kan kıvamını hesap edebilmem gerekiyor. Fazla bir kanama olmasını engellemek için kan sulandırıcılardan uzak durması gerektiğini söyledim. Hasta bunu nasıl anlamış? Hasta mütemadiyen hayatı boyunca tümör ve kansere yakalandığı için greyfurtu, limonu, karpuzu, üzümü tüketmemesi gerekiyor diye anlıyor ve bunu yan odada yatmakta olan hastalara söylüyor. Öbür hastalar öbür odaya söylüyor. Öbür hastalar öbür odaya söylüyor. Bugün kanserle doktora uğramış her hastayı bir ulaşın ve sorun. Greyfurt kullanabilir miyim? Hayır, kesinlikle kullanamazsınız. Tembihini doktorundan aldıklarını görür. Peki kim greyfurt kullanmaktan? Yani artık bu gerçeğe döndürülemiyor. Yani olayın gerçek yaşanmış hikaye bu şekilde oldu. Yaklaşık bu 5-6 yıl önce oldu. Kemoterapiler bu konuda insanlarda denene kan sulandırıcılarla etkileri vesaireler insanoğlu daha fazla bilgi sahibi olabiliyor. Bunun gerçeği böyle olsa bile artık bu gerçeği değiştiremiyorsunuz. Greyfurt tüketemezsiniz. Hiçbir kanserli, hiçbir tümörlü hasta. Bunu hekimlerin dikkate almaları aslında gerekiyor. Kemoterapinin dozunun ayarlanması konusunda bir plan yaptığı için hoca kan sulandırıcı bu dönemde bir şey almanızı tavsiye etmiyor. Ama bunların tamamı antikanser, antitümör özelliği olan meyveler olabiliyor. Bu konuda herhalde bunları bizim mi daha fazla dile getirmemiz lazım hocam?
Yani herkesin dile getirmesi lazım, halkımızın da bilinçlenmesi lazım. Tedavinin kişiye özel olduğunu, aynı hastalık olsa bile size verilen ilacın aynı hastalıktaki bir başka kişiye yaramayabileceğini bilmeleri lazım. Ve evet. doğru hekim de zaten böyle ayarlar. Yani diyelim ki ikimiz de aynı hastalıktan muzdaribiz ama yaşımız farklı, boyumuz farklı, organlarımız farklı, kan grubumuz farklı, alt grupları farklı. Dolayısıyla size iyi gelen bana iyi gelmez. Yani bunları her şeyde böyle bakmak lazım. Dedim ya tıpta kabul edilen bir artık kazıya bir şey. Hastalık yok, hasta vardır diye. Tedavi de kişiye özeldir. Ha temel prensipler mesela işte egzersiz dedik. Bütün diz hastalarında şu quadriceps dediğimiz kasın güçlendirilmesi herkes için uygundur. Ama yani birinin kilosu vardır, ona yürüyüş yasaktır. Yüzme iyi gelir. Öbürünün fazla kilosu yoktur. Yürüyerek de onu güçlendirebilir. Ekleme binen yük fazla değildir. Oturduğu yerden de başka hareketlerle de olabilir. Yani böyle olacağını da halkımız bilmesi lazım. Kendine yapılan tavsiyeyi herkese teşmil etmemesi, genellememesi lazım. Evet, o da hekimlerimiz çok de bunun üzerinde durması lazım. Kesinlikle hocam. Hocam ben bu D vitaminini bitirmeden önce onunla ilgili eksik bir şey bırakmak da istemiyorum. Çünkü çok önemli. Toplumun ciddi problemlerinden birisi. D vitaminin emilimine veya D vitamini emilimi problemi yaşayan, kemik erimesi olan hastaların büyük bir kısmında özellikle bayanlarda görülen bir rahatsızlık olmakla birlikte tiroid hastalığının varlığını gördük. Evet. Ve tiroidin farklı aşamalar var. Tabii bir genetik evre vardır, bir semptom evresi ve patolojik evre dediğimiz TSH, T3, T4 değerlerinin yükselip ve düşmesiyle kendini gösteren bir tablo var. Biz modern tıpta 3. aşamada olmadıkça hiçbir hastaya tedavi anlamında bir şey önermiyoruz. Ve hastaya diyoruz ki git. Tekrar 3 ay sonra gel, 6 ay sonra gel. 6 ay sonra hasta geldiğinde zaten kemik erimesi, eklem deformasyonu veya işte menisküs, bel fıtığı, boyun fıtığının tetiklenebildiğini, bunun kalsiyum ve D vitamini emiliminin yetersizliğiyle gelişebildiğini görebiliyoruz. Bu konuda tiroid için, bu konuda yeterli dikkate alınabiliyor mu bu ayrıntı hocam? Hani fizik? Yok. Yani bu çok önemli. Ben ciddi bir bu konuda bir tespitim var. Yani tiroid, paratiroid bunların kalsiyum fosfor emilimi, kalsiyum fosfor oranının çarpımının belli bir değerde olması vesaire gibi kriterler var. Ama yani maalesef gerek hasta yoğunluğundan gerek işte böyle çok kişiye özel çalışılmamasından çok ayrıntılı şey yapılmıyor. Yani bir de reçete etmek, vatandaşımız da bunu şey yapıyor. Buna alışmış hekimi, yani. Hekimi reçeteye zorluyor. Evet. Yani bana geldiği zaman işte bir kemik yoğunluğu ölçümü istiyorum diyor. İşte ben menopoza girdim bir bakalım. Ya bakıyorsun sınırda. Bana ilaç yazmayacak mısın? Yani mesela yeterli yeşillik, işte süt ürünleri yiyor musun? Yiyorsun. Yeme imkanın var. Birazcık da güneşlen. Bir de egzersizlerine dikkat et. Ha şeyse de en ucuz bir D vitamini, en zararsız bir D vitamini. Ayda bir, iki ayda bir D vitamini düşükse bunu al dediğim zaman ya ben kemik erimesi ilacı istiyorum diyebiliyor. Evet. Niye? Komşusu gitmiş, ona doktor rapor çıkarttırmış, 3 aylık ilaç alıyor da onu istiyor. Ya senin durumun öyle değil ki yani. Yani bu konuda yanlış etkileşimler çok. Doktorlar yönlendirilmekten de çok rahatsız olur. Yani, ama bu konuda da hakikaten o süreci yönetebilmek. Vatandaş da bu sefer sen kötü doktor oluyorsun. İyi anlatmak gerekiyor. İşte bilinçlenmesi gerekiyor. Yok inşallah gerekiyor. Allah sizden razı olsun. Siz iyi doktorsunuz hocam. İnsanların koruyucu hekimlik konusundaki önerilerinizi ben ya bu stüdyonun dışında da biliyorum. O açıdan zaten Tıbbi Nebevi'nin konuğu olabildiğinizi, yani ikinci, üçüncü kezdir konu kalıyorum. Allah bir kez razı olsun tavsiyeleriniz için. Yeni bir Tıbbi Nebevi programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.